Sevgili seyirciler, İstanbul geçtiğimiz günlerde suyla ilgili önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Uluslararası Katı Atık Su ve Atık Su Kongresi, dünyanın pek çok ülkesinden yerel yönetimlerin, akademisyenlerin ve ana iş kolu su olan pek çok kurum kuruluşun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Suyun çok yönlü olarak ele alındığı bu kongreye gidiyor. Detayları Eko Gündem'de ekrana taşıyoruz. Sürdürülebilir katı atık, su ve atık su yönetimini sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ AŞ'nin ev sahipliğinde organize edilen İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı ülkeden 1300 kişinin katıldığı kongrenin açılış töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2071 yılına kadar su sorunumuzun olmadığını ifade etti. 81 şehir için eylem planları hazırladık diyen Eroğlu, devletin asli görevinin sağlıklı su temin etmek olduğunu söyledi. Su konusunda gerçekten sulama konusunda büyük mesafe kat ettik. Atık su artma konusuna temas etmek istiyorum. Yani şimdi İstanbul'dan başlayalım gene. İstanbul'da 1994 yılında toplanan atık suları sadece %5'i artılabiliyordu. %5'i. Daha toplanıp arıtma tesisine bile getirilemiyordu. Ama şu anda %98'in artılmakta, modern usullerle, teknolojilerle artılmakta olduğunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin günümüzde en önemli çevre sorunlarından biri olduğu tespitinde bulunduğu konuşmasında, atık türlerinde ve miktarında görülen artışın tüm atıkları içine alan entegre yaklaşımı zorunlu kıldığını ifade etti. Atıklar ve atıkların yönetimi daha önce de ifade ettiğim gibi ihmal edilmekteydi. İnsanlık yaptıklarıyla doğal dengeyi bozabileceğini uzun süre düşünememiştir. Fakat biz ekonomik kalkınmayı yaparken çevreyle barışık bir yol izledik ve izlemeye devam ediyoruz. 60 bin kişiye istihdam sağlayan geri kazanım sektöründe katı atık bertaraf tesislerinin sayısının artırılmasının hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Bayraktar, 2013 yılı sonunda katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 80'e, 2017 yılı sonunda 130'a, atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı ise %77'ye çıkarılacaktır dedi. Atık yönetiminde istihdam edilen iş gücü sayısı bugün 60 bin kişiyi sağlanan katma değer ise 1 milyar TL'yi aşmıştır. İstihdama da çok ciddi katkı sağlamaktadır. Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle kongre resmi olarak açılmış oldu. Sergi ve stand alanlarını içeren kongrede 44 sponsor kurum kuruluş ve firma ürün ve hizmetlerini sergileyerek en güncel araç, donanım, proje ve uygulamalarla ilgili bilgilerini kongre katılımcılarına sundu. Fuar alanında katılımcılar tarafından büyük ilgi gören standlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu tarafından da tek tek ziyaret edildi. Tehlikeli kimyasalları, bu özellikle askeri gazların portable olarak tespit edilmesine, havadakini hızlı tespit edebilen bir cihaz. Çünkü bu daha çok laboratuvar ortamında büyük cihazlarla yapılabilen bir ünite. Bunu portable olarak, yani ilk defa Amerikan bir ürün. Sadece gazlar mı? Sadece o tehlikeli kimyasal gazları. Tehlikeli kimyasal gazlar, tamam. Ya yani ben genel gaz olarak tabii yapabiliyor, tamam. Ama özellikle o konuda etkili. Ama tebrik ediyorum, yani böyle bir çalışmayı buraya aktarmak hoş güzel olmuş. Değil mi? En güzel stand Devlet Su İşleri'nin ilk işini size bakalım. Merhaba, nasılsınız? Devlet Su İşleri icra eder. Pazarlaması o kadar önemli değil yani. Güzel. Pazarlaması var, bazen her tarafı pazarlama ya.
Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ergene Nehri'ndeki çevre felaketini engellemek için bakanlık olarak başlattıkları Şafak Harekatı kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisiyle ilgili bizzat bilgi aktarımında bulundu. Özellikle Uzunköprü'de şu anda inşa edilmekte olan ve 30.12 saat 16.59'da bu yıl bitecek olan muhteşem ileri atık su biyolojik arıtma tesisi Uzunköprü. Ergene'de yaygınlaşacak mı peki Sayın Bakanım? Sadece Uzunköprü Ergene için hepsi, mi? Hepsi. Ergene Havzası'ndaki bütün atık su arıtma tesislerinin dizaynını kontrol ediyor. Neden? Çünkü çok en ileri atık su biyolojik ileri arıtma tesisleri orada yapılıyor şu anda. Sayın Bakanım, tamam. Çok hızlı. İnşallah Ergene sayenizde çok iyi duruma gelecek.